Yılmaz Meşrubat Köşe Bucak programını sunar. Güzel bir günde program çekmek için Çamaş'a doğru gidiyoruz ve bugün keyifli, eğlenceli bir program bizleri bekliyor. Köşe Bucak programı için yollardayız sevgili izleyicilerimiz. Çamaş'a doğru gidiyoruz. Orada buluşacak olduğumuz, TV52'den de tanımış olduğunuz arkadaşlarımız var. Bugün bize rehberlik yapacaklar. Bugünkü yolculuğumuzda kamerada Muzaffer var. Selçuk var sevgili izleyicimiz. 3 kişi bugün TV52'den Köşe Bucak ekibi olarak Çamaş'a doğru gidiyoruz. Değerli izleyicimiz, şimdiden Çamaşlı izleyicilerimizin biraz daha dikkatlice izlemesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın içerisinde bir bitki var. Değerli izleyicilerimiz, Selçuk'un hemen arkasında ne kadar doğal sever olduğumuzu da görüyorsunuz burada. Sevgili izleyicimiz, fidanımız var. Fidanımızı da götürüyoruz. Her program bir fidan diyerek biliyorsunuz programlarımızda fidanları dikiyoruz, toprakta buluşturuyoruz değerli izleyicilerimiz. Her program bir fidan diyerek programlarımızda fidanlarımızı toprakta buluşturuyoruz. Ve bugünkü programımızda dikecek olduğumuz fidanımız hazır. Neyse, nihayetinde geze geze Çamaş'a geliyoruz ve ilk olarak Çamaş'a bizleri bekleyen rehberimizle buluşuyoruz. Çamaş'a geldik sevgili izleyicilerimiz. Çamaş'ta biraz sonra gezmeye, dolaşmaya başlayacağız. Söylemiş olduğumuz gibi Çamaş'a geldiğimizde rehberimiz var. Rehberimizle beraber bu bölgeyi gezeceğiz, dolaşacağız. Rehberimiz de yine TV52 ekranlarında hepinizin tanımış olduğu bir isim sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten televizyonumuza büyük emekleri vardı. İstanbul'a gitmiş olduğumuz zaman hepimize her anlamda destek verir kendisi. Programlarından da hatırlayacaksınız. Ahmet Demircioğlu. Nasılsın, iyisin inşallah? Ahmet Demircioğlu, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Çamaşımıza. Nasıl, keyifler nasıl? Çok şükür. Yaz geldi. Yeşillik olunca insan da coşuyor. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Böyle hani böyle kameralar falan, böyle yani yabancı değilsin. İşte tiyatroydu, televizyon programlarıydı ama böyle birdenbire mikrofon uzatılınca sanki bir heyecan yaptı değil mi? Kesinlikle bu heyecan. Bana da yapıyor, evet. Biliyor musun? Ben şimdi yıllardır program yaparım. Mikrofon sende olsa bana uzat, aynı heyecanı ben de yaşıyorum, biliyor musun? Bu mesleğin bir herhalde şeyi, ilk hareketi. O heyecanı ben sahnede de yaşıyorum. Evet. Ama kameraya bakmasam rahat oluyorum. Yani bir şey söyleyeceğim. Bugün tiyatro yok. Bugün parodi yok. Doğal. Bugün komiklik de yok. Doğal. Ben gülmeyeceğim bugün. Bugün gezeceğiz, dolaşacağız. Ben kesin bu zaman Muzaffer'le Selçuk'a bakmayacağım. Bakma, sen onlara bakma. Onlar beni görüyorlar. Olsun. Gezeceğiz, dolaşacağız. Bir rota çizdin mi bize? İnşallah güzel bir rota çizdik. Çocukluğumdaki çimdiğimiz yerler, yani yüzdüğümüz yerler. Doğal dedi ya, çimdi. Yani orada yüzdüğümüz dereler, göletleri, şelale, değirmen, tepeden, ağaçların arasından, çiçeklerin arasından, böceklerin arasından gezeceğiz. Bu da sizin sayenizde olacak. Evet. Ayrıca söylemek isterim, benim için bir değersin. Yani bir ayrıcalığım var. Çok sağ ol, çok teşekkür. Yok, ben senin o programcılığının peki izlemiyor diye düşünüyorsundur ama ben izliyorum. Yok, sağ ol, eksik olma. Özellikle gurbetlik hemşirelerimiz ilgili takip ediyorlar. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Çünkü şu var, yani herkes kendi köyüne bir gün gideceğimi biliyor. Bir gün geleceğim sevgili izleyicimiz. Siz bakmayın, orada 700'ün üzerinde eskiden köy derdik, şimdi mahalle var. Hepinizin köyüne tek tek gideceğim. Gitmenler çok ayıflanıyor. Bizim köye niye gitmiyorsun diyor. 700 tane köy var diyorum. Sırayla gitsem bir hafta hepsine gitsem 700 hafta yapmış oluyor. Ömür yeter mi bilmiyorum. Valla 15 yıldır ben takip ediyorum. Herhalde o koda var. Var, daha da fazlası da. Daha bitiremedi orada. Evet. Muzaffer benim programa seyretmeye başladı. Daha bu kadar çocukmuş.
Büyüdü. Şimdi geldi bak, en büyük hayali köşe bucak programında kameraman olmaktı. Yönetmen olmaktı. Şimdi burada bak yüzündeki mutluluğu görüyorsun değil mi? Bak. Ama her şey var. Yönetmenlik var, kurguluk var, kameramanlık var. Tabii ben onu çok amaçlı kullanıyorum zaten. Çok güzel cizme giyiyor. Çok güzel. Hele bir şey söyleyeyim ben sana. Hayatım boyunca karlı yerleri girip de bu kadar hızlı zincir takan adamı rastlamadım ben. Muzaffer zincir demiş olduğun anda zincir alıp takılmışlar. Bu kadar yetenekli ve becerikli. Ama yapamamış olduğu şeyler de var mesela. Beceremediği şeyler de var. Orada da kızıyorum. Mesela makro yapamıyor. Makro. Onun için de Selçuk'u getiriyorum. Anlatacağım. Programın ilerleyen dakikalarını anlatacağım. Bunu o zaman bir şifre olsun bu. Şifre olsun. Arkamızda bir abimiz var. Yabancı değil sevgili izleyicimiz. Köşe Bucak programında montajlar yapan, montajlara giren Samet sevgili izleyicimiz. Kendisi çamaşır, çamaşa geldik ve babasıyla karşılaştık. Samet'e de bir sürpriz yapacağız. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Çok şikayetçiyim oğlumdan. Çok şikayetçiyim oğlumdan. Hiç laf dinlemiyor. Evet. Ondan sonra Samet şunu yapalım diyor. Tamam diyor, beni sallıyor. Bak buradan şikayet ediyorum kendisine. İnşallah düzeltir ilerleyen zamanlarda. Biraz da espri yapıyorsunuz gibi geldi bana inşallah. Yok espri yapıyorum. Doğru değildir. Espri yapıyorum. Çok arada sevmiş olduğumuz bir kardeşimiz gerçekten. Sizi de burada görünce çok mutlu oldum. Hem ona da bir sürpriz olsun dedim. Bu arada Ümit Bey TV52 olarak çamaşa hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı şeylere vesile olursunuz. Evet. Tanıtımda yardımcısı olursunuz inşallah. İnşallah. Çamaşa. Güzel şeyler olur inşallah. Evet. Terlemişsiniz yalnız bu arada. Sıcak. Bunu almıştım zaten. Terlemiştim şurada. Evet. Armanda, o yüzden biraz daha terledik. Evet. Hafta sonu diyordu zaten ben çamaşa gideceğim diye. O da memleketini bize anlata bitiremiyor. Evet. Her yerin kendine göre güzelliği güzel, var. Güzel. Bugün de çamaşın güzelliklerini, çamaşın çevresini gezip dolaşıp herkese anlatacağız inşallah. İnşallah hayırlara vesile olursunuz. Bu sebeple teşekkür ediyoruz sizlere. Başka var mı selam söylemek istedikleriniz? Öncelikle oğluma, TV52 ailesine, bütün ordulara selamlar. Samet'e selam söyleyeyim. El sallayalım buradan. Tabii. Samet bak gördün değil mi? Babanı geldim buldum burada. Bak evet. Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sevgili izleyicilerimiz Çamaş'tayız. Çamaş'ta gezip dolaşmaya daha yeni başladık. Ben buraya kadar gelip kendimi oraya çıkamadı, korktu dedirttirmem. Ama yine de karar sizin. Yüce dağın arkasında vardır küçük bir liman. Şu anda Muzaffer'in görüntü almak için neler yaptığını görün sevgili izleyicilerimiz. Takura Kenan abim dedi ki hiçbir şey olmaz dedi. Baktım adama, bu adam güvenilir adam dedim. Bu adam doğruyu söylüyor dedi. Onun sözüne güvenerek saldım aşağı kendimi. Sucalı Mahallesi'nden Takuro Kenan abi. Pusluoğlu Cemil. Pusluoğlu Ahmet amca. Mehmet Gilin Ahmet. Mehmet Gilin Ahmet. Ahmet. Pusluoğlu Yaşar. Bana da Kellioğlu Giller'den Ümit derler. Çamaş merkezdeyiz. İlk olarak Gelin Kayası'na gidiyoruz ve tesadüfen yol üzerinde uzun süredir görmediğimiz bir arkadaşımızla karşılaşınca çok mutlu oluyorum. Şimdi Gelin Kayası'na geldik sevgili izleyicimiz. Gelin Kayası'nda yine bir arkadaşımızla karşılaştık. Bugün herkesle karşılaşıyoruz. Bakın kim var şimdi. Arkamızda Gelin Kayası var sevgili izleyicilerimiz. Gelin Kayası'nın detaylarına gireceğiz, anlatacağız. Ama biraz önce dedim ki yolda gelirken bugün hani herkesle karşılaşıyoruz diye. Meslektaşımız, değerli Umut kardeşimizle karşılaştık. Umut Giden. Evet. Nasılsın Umut? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sakallar yeni mi yoksa? Biraz bırakayım dedim. Bir kendimi deniyorum. Öyle mi? Ama güzel olmuş, yakışmış böyle. Tabii bakalım. Olmazsa keseceğiz zaten. Nasıl? Keyifler nasıl? İyisin? Keyifler iyi. Şu an malum pandemi sürecindeyiz. Evet. Ben de izindeyim. İzindesin. Ne kadar güzel. Evimin yanında buralarda vakit geçiriyorum. Evet. Umut sevgili izleyicimiz
meslektaşımız Altaş TV'de haber merkezinde olan çok değerli bir arkadaşımız. Kendisiyle beraber mesai de verdik. Hey gidi günlerimiz, ne günler. Evet, karşılıklı. Zamanlar. Ulut, burası çok güzel. Burada evim burada, köyüm burası. Evet, köyüm de burada, evim de burada. Evet. Sık sık zaten ben her izin döneminde hemen buraya nereye atıyorum geliyorsun? Kendimi. Burada görüyorsunuz zaten manzara. Harika. Güzel. Irmak desen yakın zaten. Ferahlamak istesek hemen ırmağa gidiyoruz. Evet. Burada çocuklar da gayet oynayabiliyor. Bu yakışıklı. İsmin ne? Bunun adı Miraç. Miraç. Oy 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 oy. Kızdın mı? Oy. Hayat sevgili izleyicilerimiz, tesadüflerle güzel, hayat çocuklarla çok çok daha güzel. İşte geleceğimiz olan çocuklarımız, onlara ne emeklerle büyütüyoruz sağlıklı bir şekilde. Konuşmak ister misin? Oo, bu da babası gibi mi? Çocuğun mikrofon tutuşundan belli sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Evet. 2-3 ay sonra programlara başlar kendisi de. Peki Umut, çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz memleketine geldik. Buralarda gezeceğiz, dolaşacağız. Önce çevreyi gösteriyorum. Sonrasında ise tesadüfen karşılaştığımız arkadaşımızla biraz sohbet edip eski günleri yad ettikten sonra Gelin Kayası'nın sırlarına ve hikayesine dair bilgiler alıyorum. Gelin Kayası'nın hemen yanındayız sevgili izleyenler. Bölgeye nasıl hakim bir tepede, zirvede olduğumuzu görüyoruz. Aşağıda görmüş olduğumuz gibi bu güzel manzarayı, bu vadiyi, çamaşı olduğu gibi rahatlıkla görebilmiş olduğumuz bir tepede, bir zirvedeyiz sevgili izleyicimiz. Peki arkamızda Gelin Kayası var. Biliyorsunuz bu türlü kayalıkların hep bir hikayesi var. Bunun da hikayesi var mı? Kendisine şimdi bu hikayenin olup olmadığını sorup öğreneceğiz. Şu anda yanımıza da belediye başkan yardımcımız Ercan İnan. Değil doğru mi? Doğru söyledim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Arkamızda Gelin Kayası. Gerçekten evet, çok güzel bir yerde. Hakim bir coğrafyada. Hakim bir zirve. Başkan, var mı bunun bir hikayesi? Bir tane değil de birkaç tane hikayesi var. Ben bir tanesini anlatayım. Lütfen. Kızımızın istediği yeri annesi istemiyor. İstemiyor. Evet. Yani kız birisi evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor. Annesi diyor ki yok diyor, ben vermem seni. Ben buraya karşıyım diyor. Ben bu damatı istemiyorum diyor. İstemiyorum diyor. Evet. Ama bu iş kızın dediği oluyor. Kız ne yapıyor? Kız tabii ata biniyor, gidiyor. At ve gelin andırıyor, Gelin Kayamız. Annesinin bu esnada kızım seni taş yapsın Allah diyor. Böyle bir beddua ediyor. Bu beddua sonunda işte gelin ve at şeklinde oluşmuş bir kaya olarak. Tabii gerçek mi? Efsanedir sevgili izleyenler. Ordu'da en az 3 noktada aynı hikaye ve Gelin Kayası ismiyle adlandırılan kayalıklar, yapılar, yerler var. Hangisi gerçektir veya hepsinin hikayesi aynı mıdır? Ortak bir kültürden gelmiştir muhakkak ki. Ama buradan almış olduğumuz mesaj şudur. Annelerimizi, babalarımızı hiçbir zaman üzmememiz gerekiyor. Onları ah bile dedirtmememiz gerekiyor. Sonunda ne oluyor? İşte böyle efsanelerde olduğu gibi, bakın böyle. Ya zaten bu efsaneyle de bir mesaj veriyor. Verilmiş oluyor bence. Yani evet. Ben gerçekliğine pek inanmıyorum ama mesaj anlamındadır. Yani bu efsane. Bunun gibi nice efsaneler var. Kendi kültürümüz içerisinde. Çamaş çok güzel bir yer. Evet, hakim bir tepe Gelin Kayamız. Evet. Başkanımız Ayı Parçası da buraya bir önceki dönemde 2004 başkanlığında, 2004 yılında kazandığı başkanlığında müthiş bir şelale kazandırdı. O dönemde bayağı bir bu şelalemiz meşhur oldu. Sonraki dönemlerde bu şelale gereken ilgiyi görmedi. Çalıştırılmadı. Şimdi bu dönem başkanımız tekrar göreve geldiği zaman ilk olarak bu şelaleyi tekrar canlandırdı. Öyle mi? Şimdi de sosyal medyada ve ordunun gündeminde olduğunu düşünüyoruz. Peki, çünkü sürekli bize görebiliriz değil mi programda bu şeyler? Şimdi birlikte geçip görebiliriz, gezebiliriz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Gelin Kayası'nın biraz detaylarına girelim. Sevgili izleyicilerimiz, kayalığa çıkalım. Ondan sonra da başkanımızın bahsetmiş olduğu şelaleye doğru yavaş yavaş yürüyelim.
Ahmet abi sen bilirsin buraları. Sen eşlik et bana gelin kayasına. Ahmet abi de vardır. Beraber gel çıkalım. Gel çıkalım bakalım. Var mı Ahmet abi sen ben de? Senin hikayede bu şekilde aynı. Mi? Evet. Ama aynı 3-4 yerde aynı efsane, aynı hikaye var. Gelin kayasıyla ilgili. Allah'ım işte Allah'ım seni taç etsin. Tamam. Gelin bir de taş olmuş. Atın ayak izleri şuralarda belli. Ordu'da gelin kayalığı olarak adlandırılan en az 3 tane daha kayalık var ve hemen hemen hepsi de aynı efsaneden besleniyor. Şimdi Çamaş'taki gelin kayalığının derinliklerine doğru ilerliyorum. Kayalığın ikinci bir basamak yeri var sevgili izleyenler. Rehberimiz fedakar önce ben çıkayım dedi, kontrol edeyim. Ondan sonra siz çıkarsınız dedi. Şimdi bu kayalığa tırmanacağız. Başkanım siz çıkın önce isterseniz. Gidelim bakalım. Evet. Kayalık etap etap ve kayalığa doğru tırmanmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başkanım tek hamlede çıktı. Oldukça atletik yapılı bir başkanımız. Evet Muzaffer şimdi sıra bende. Evet Muzaffer gelmek istiyor musun? Sen gelmeden olmaz. Sen de gel. Sen gelmezsen gelmez. Evet sen gelmezsen olmaz. Sen de gel Muzaffer. Ümit Bey siz aslında şurada görmek isteriz. Nerede? Çıkarım ben onu merak etme. Ben daha gitmem. Ben de gitmem. Yani giderim de geri inemem. Böyle bir vinç falan gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz Gelin Kayası'nın zirvesine çıktık. Buradan baktığımızda denizi de rahatlıkla görebiliyoruz. Harika bir manzara. Şimdi buradan manzara nasıl gözüküyor ona bakalım. Merak ediyorum. Şuraya çıkıyor mu başkanım? Çıkıyorlar. Çıkıyorlar mı? Çılgın kişiler çıkıyor. Ümit Bey, kahramanlar çıkıyor ya. İçimizdeki en kahraman ve en çılgın Muzaffer sevgili izleyicilerimiz. Muzaffer evet. Bence Muzaffer çıkar. Muzaffer çıkabilir misin şuraya? Evet, bahsetmiş olduğumuz yer bu Sivri Tepe sevgili izleyicilerimiz. Ya, çıkarıyor. Evet. Acaba Gelin Kayası'nın zirvesine çıksam mı düşüncesinden vazgeçip ne gereği var diye Muzaffer'le anlaşıyoruz. Gerek var mı Muzaffer? Çıkacağız. Bir sürü zaman kaybı. Değil mi? Bir de böyle yerlere çıkmış olduğum zaman annem bana çok kızıyor. Ne işin var senin orada oğlum diyor. Biraz önceki hikayede annenin dediğini yapacakmışız. Evet annemizin dediğini yapmamız lazım. Yoksa annem bana oradan kızarsa ben de böyle taş olabilirim. Evet yani. Gelin Kayı'nın mesajından biz mesajlanalım. Evet. Çıkmayalım. Mesaj önemli burada sevgili izleyicimiz. Ailemizin, büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin sözlerini yerine getirmek, dinlemek çok çok önemli. Ve ama muhteşem bir manzarası var. Evet deniz ayağımızın altında. Evet. Denizimiz, bayrağımız hepsi muhteşem sevgili izleyicilerimiz. Ve ani bir fikir değişikliğiyle bütün korkularıma rağmen Gelin Kayası'nın zirvesine çıkmaya karar veriyorum. Sevgili izleyicilerimiz ben buraya kadar gelip Gelin Kayası'nın bu noktasına kadar çıkıp kendimi oraya çıkamadı, korktu dedirttirmem. Ve ben bu kayaya çıkacağım arkadaşlar. Mikrofonu sana bırakıyorum, size bırakıyorum. Başkanım siz de bu kamerayla beraber beni görüntülersiniz. Gördüğünüz gibi şimdi önce hafif bir hamleyle beraber aşağı atacağız. Ondan sonra biraz çıkmaya deneyeceğiz. İlk başlarda her şey çok normal gidiyor. Kameralar kayıtta ve ne var canım? Çok rahat bir tırmanış olacak diye düşünüyorum. Anneciğim bana kızma. Kızma anne. Ama tutacak yerler yok. Ters yerden gidiyorsunuz. Nereden gitmem lazım? Tam solunuzdan. Buradan mı? Aşağı gelip solunuzdan. Evet, sol adımımızdan devam ederseniz oradan. Şuradan değil mi? Evet. Tırmandıkça aslında o kadar kolay ama olmadığını fark edip acaba vazgeçsem mi diye düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz. montajcı arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Burayı silelim arkadaşlar. Ben gelmiş olduğum yerden geri döneyim. En iyisi buraya kadar. Ama bir iki adım atabiliriz ama. Gerçekten eğer ayağımız kayarsa bu taraftan evet şöyle oradan çıkılıyor gerçi ama yine de siz bilirsiniz.
çok fazla çıkmayacağım zaten. Çıkmayın, çıkmayın. Oradan şeyinizi yapın. Muzaffer'in özellikle teselli anlamında bir de inmesi var demesi. Bir de inmesi var onun, biliyorsun değil mi? Paniğimi daha da arttırsa da yine de tırmanıyor. Daha durduramaz kimse. Zirveye çıktı. O bayrağı eliyle tutacak alttan. Yok, sopasını. Düzeltecek. Yok sopasını. Bayrağı düzelt bari. Hatta bayrağı düzeltecek misiniz? Oraya kadar zorlamayayım, hiç gerek yok. Başkanım. Efendim? Çağırsak mı? İtfaiye biz haber verdik zaten. Değil mi? Hazır bekliyorum. Evet, buraya kadar geldik. Nihayetinde kendimi zirveye atıp güvene aldıktan sonra hiç sesimi çıkartmadan bekliyorum. Ve sessiz sessiz nasıl ineceğimi düşünüp dua etmeye başlıyorum. Hazır buraya kadar çıkmışken bir işe yarayalım diyerek rüzgardan ters dönmüş şanlı bayrağımızı düzeltip dalgalanmasını sağlıyorum. Bayrağımız dalgalanmalı hem de en iyi şekilde. Ve bu şanlı bayrağımızın Türkiye'nin her yerinde rahatça dalgalanabilmesi için hayatlarını feda eden, hayatlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimizin yapmış olduklarının yanında benim yapmış olduğum bir hiç sayılır. Ve şimdi iniş zamanı. Panik yapmadan sakin sakin güvenle inmeye çalışıyorum. Ve bu sivri kayalıkta atacağım her adım çok ama çok önemli. Kayalıklar üzerindeki o ufacık çıkıntılar adım atmamda, güvenle tutunmamda çok önemli oluyor. Ve bir sıkıntı olmadan güvenle inip rahat bir nefes alıyorum. Tutalım mı, kendiniz mi geleceksiniz? Bitirdi. Ah maşallah. Bitirdiği olayı. Peki. Ben buraya niye çıktım sevgili izleyenler? Hiçbir fikrim yok. Bir daha çıkar mıyım? Çıkmam. Kimseye de tavsiye etmiyorum sevgili izleyicimiz. Muzaffer biliyor benim niye çıktım. Niye çıktım Muzaffer ben? Tabii ki reyting sevgili izleyicimiz, reyting için yapıyoruz. Başkanım reyting çok kötü bir şey. Yani bazen böyle şöyle alayım başkanım sizi. Reyting öyle bir şey ki size anne sözünü de dinlettirmedi. Evet. Çılgınlık yap biraz dedi. Gençlik var biraz, ne diyelim. Yok başkanım, gençlik olur mu? Yaş, tabii, yaş artık. Yani gençlik enerjiye bağlı, enerji varsa gençsinizdir. Öyle mi? Doğru söylüyorsunuz başkan. Evet ama çok güzel bir yer. Peki korktun mu sevgili izleyicimiz? Korktum, gerçekten korktum. İnebilir miyim diye özellikle Umut bakalım nasıl inecek diye söylediği zaman da çok endişe ettim sevgili izleyicimiz. Ama indik. Muzaffer çıkmaya korktu. Ben korkmadım. Oraya kadar çıktım. Başkanım böyle. Tebrik yani, ederim. Teşekkür ederim. Muzaffer'i de yerin dibine soktuk. İyi yayınlar. Şaka yapıyorum. Birisinin görüntüsü alması lazımdı. Şimdi sevgili izleyicimiz, başkanım nereye gidiyoruz? Şelaleyi göreceğiz. Şelalenin olmuş olduğu yere gideceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin en uzun dere kanyonunu bir ziyaret edelim. Olur başkanım. Çamaşlı'yız sevgili izleyicilerimiz. Hala Muzaffer hafiften böyle bir heyecan var ya, böyle kelimeleri toparlıyor, onu küt 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 atıyor. Sevgili izleyicilerimiz şimdi nereye gidiyoruz? Şelaleye doğru hareket ediyoruz. Şanlı bayrağımız öylesine güzel ki bu şanlı bayrağımız her yerde özgürce rahatlıkla dalgalanabilmesi için şehit olan bütün Mehmetçiklerimizi anmadan geçemiyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyip programımızın devamı için yine Çamaş içinde olan yapay şelaleye doğru ilerliyoruz.
Şimdi biraz önceki o seyir terası, hani tırmanmış olduğumuz o zirve vardı ya, onun hemen yanında alt tarafında sevgili izleyenler yapay bir şelale var. Gerçekten suyun sesini insan duyunca ferahlıyor, rahatlıyor. Biraz önceki o endişem, stresim şu anda bir rahatlamayla beraber özellikle şelalenin güzelliğini şimdi göreceğiz. Ama şelalesi tamam yapay ama çamaşırın bir kanyonu var. Ordu'nun bölgenin en güzel kanyonlarından sevgili izleyenler. Onun da görüntüsünü alabildiğimiz kadar alacağız. Burası yapay bir şelale değil mi başkanım? Aynen öyle. Başkanımız 2004 yılında göreve geldiğinde bu bölge geçilmez bir bölgeydi. Burayı dedi ki... Yol olarak da geçilmez bir bölgeydi. Hem yolu yaptı, yoldan çıkan manzaradan da bir şelale üretmeyi... Ne kadar güzel. Şimdi şelaleye bakalım. Oldukça da... 99 merdivendir. Öyle mi? 99 basamaktır. Oo. Tam 99 basamağı olan sevgili izleyenler, işte çamaşırın tam ortasında olan o şelale. Muzaffer, ben buraya geçeyim, görüntüyü daha iyi, daha net alabilirsiniz. Oldukça da yüksekten akan bir şelale sevgili izleyicimiz. Burası tamamen atıl bir yermiş. Bir kayalık, bir uçurum sevgili izleyenler. İşte hayal gücüyle birleşmiş olduğu zaman böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Evet, 2004 yılında tasarlanmış. Aynı zamanda Çamaşa'da geçit vermiş yol olarak. Bu yol Gürgentepe güzergahı. Bu yolu pek kullanılmıyorlardı. Bu yol, burası açıldıktan sonra da yolda kullanılmaya başladı. Evet. Şelale de yola ayrı bir güzellik verdi. İlçemize bir ayrı bir güzellik verdi. Şu anda sosyal medyada en çok tıklanan şelalelerden bir tanesi. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, bu şelalenin detaylı görüntülerini alıyoruz. O güzel görüntülerini sizlerle birlikte paylaşacağız. Ordu'da belki de yüzlerce şelale var. Ordu'nun en büyük yapay şelalesi Çamaş'ta ve gerçekten görülmeye değer güzellikte. İşte o yapay şelalenin merdivenlerinden indikçe görüntüler farklılaşıyor. Nasıl bir güzellik var sevgili izleyenler, izliyoruz. Açıdan oldukça güzel. İlçeye farklı bir hava katmış ve burası bir şelale olmadan önce taş ocağıymış. Şimdi hikayesini dinliyoruz. Ordu'da derelerde, ırmaklarda belki de yüzlerce şelale var başkanım. Doğal şelaleler. Yani bir şehrin güzelleşmesi için sadece doğal güzel olması için sadece doğal güzellikler değil. Mesela böyle yapay güzelliklerle, ufak dokunuşlarla, hayal gücüyle birleşmesiyle beraber şehrin, ilçenin, kasabanın ne kadar güzelleşebildiğini bir örneği burası bence. Bir örnek olması gerekiyor bence. Evet, bu ayrıca ilçemizin tanıtımı konusunda da bayağı bir etkili bir şelalemizdir. Bence ilçelerin güzelleşmesi için böyle ufak dokunuşlara ihtiyaç var. Evet. Başkanımız 2004 yılında ilçenin güzelleşmesi için böyle bir dokunuşa sebep olmuş. Allah razı olsun diyoruz. Yapana, emeği geçene, düşünene, herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ya insan, ya bu rakımda serinliyor. Su serinletiyor her zaman insanı. Benim şu anda doku, yani koku alma özelinde
balık kokuyor burada. Öyle mi? Yani belki de o duyguyu yaşıyorum. Yani dereler, şelaleler akıyor. O duyguyu yaşıyorum. Önceden nasıldı burası? Hatırlıyor musun? Öncesi, tabii yıllar öncesini hatırlıyorum. Burası taş ocağıydı. Yani, öyle mi? Evet, burası... burada işçiler çalışıyordu. 12 Eylül döneminde de karakol yapılsın diye burada bize... Buradan taş çıkarttı. Buradan taş çıkardı. Benim çocukluğumda ben burada taş kırdım. Balyozları. Benim burayla ilgili çok anım var. Öyle yani mi? Tabii ki o duyguları yaşadıkça hüzünleniyorum. Evet. Ailenin büyük çocuğuydum ben o dönemlerde. Yaşım küçüktü ama burada balyozla taş kırıldırdım. Taş kırmıştın. Kırdım. İşte o taş ocağı şimdi ilçe güzelleştiren bir şelale haline gelmiş. Sanat dokunuşuyla güzelleştirildi. İlçelerimiz küçük olabilir ama küçük dokunuşlarla büyük şehirler yaratılabilir, güzelleştirilebilir. Çamaş'taki şelaleyi geride bırakıp Çamaş'ta özdeşleşmiş ve Çamaş'ın en önemli doğal güzelliklerini içinde barındıran Çamaş Kanyonu'na doğru ilerliyoruz. Çamaş ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon Budakköy sınırları içindedir ve ulaşımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Kanyona ilk geldiğimde kanyon üzerindeki köprü dikkatimi çekiyor. Çamaş Kanyonu'nun olmuş olduğu bölgeye geldik sevgili izleyenler. Arkamızda harika bir köprü var. İlk olarak bu köprünün olmuş olduğu yere çıkacağım. Köprüye çıkacağız. Yaklaşık olarak 70 yıllık bir köprüymüş. Böylesine bir hikayesi var ama muhteşem bir görüntüsü var sevgili izleyenler. İşte memleketimizin böylesine güzellikleri var ve işte bu güzelliklerin içerisinde sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicimiz. Öncelikle buranın o güzelim görüntülerini alacağız. Daha sonra burayla ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Oldukça güzel bir görüntüye sahip olan köprüyü her açıdan kayda alıyoruz. İşte memleketimizde böylesine güzellikler var sevgili izleyenler. Ve bu güzelliklerin içerisinde sizlere sesleniyoruz. Çamaş Kanyonu'nun içerisinde üzerinde bulunan o kanyon üzerindeki köprünün tam üzerindeyiz şu anda. Güzel görüntüleri aldıktan sonra kanyonla ilgili daha detaylı bilgiler almak için bir bilene soruyorum. Öylesine güzel yerler ki başkanım, yani nefes aldığını hissediyor insan şehrin o gürültüsünden sonra. Yaklaşık olarak 4 kilometre uzunluğunda olan Çamaş kanyonunun kısa bir bölümünü gezeceğiz ama bu köprü anladığım kadarıyla buranın simgesi haline gelmiş. Aynen öyle, yaklaşık 60-70 yıllık bir tarihi var. Burayı dedelerimiz yapmış. Dedelerimiz burayı yaparken bir Ramazan ayına sığdırmışlar. Sadece akşamları iftar yemekleri gelmiş onlara. Burada bir ay konaklamışlar. Bu köprüyü bir ayda kendi imkanlarıyla, imkanlarıyla yapmışlar. Bir kemer köprü havası vermişler o dönemde. Aynen. Şimdi bu devirde yapsak zannedersin bu görselliği yakalayamayız. Yani yakalayamaz. Bir de 70 yıldır ayakta kalır mıydı? Şüpheli olur. Burada da müthiş seller oluyor. Evet. Bunun üzerinden çok seller geçti. Hatta bir keresinde biz köprüyü yıkılmış zannettik. Selin altında göremedik. Geldik, çekimler yaptık. Başkanım, su bu seviyeye kadar yükseliyor değil mi? Çok yükseklerde.
şu görüntü şuralardan geçiyor. Ha ya yukarıda köprünün üzerindeki taşan olmuş olduğu yerlere kadar evet. Su yükseldiği bu, kadar. Bu tarafta da iyi görebilirsiniz. Bu ağaçların üzerinde hep şey vardır. Laylon şu bu vardır yani. Çok sel tehlikeli olur. Oluyor o zaman burası. Evet, bazı dönemler oluyor sel olduğu zaman. Evet. Siz bakmayın bu kanyonun sularının böyle sakinliğine bakmayın sevgili izleyicilerimiz. Karadeniz gibi hırçınlaşıyor yağış geldiğinde ama muhteşem bir dere kanyonu ve 4 kilometre boyunda değil mi? Aynen öyle 4 kilometre ve Türkiye'nin en uzun dere kanyonu olarak tescillendi. Dedim ya ilimizin her köşesi bir cennet, ufak dokunuşlar istiyor. Evet. Buraya da dokunuşu kaymakamımız Hacı Hasan Gökpınar zamanında yapıldı. O tanıtımına başladı. Ondan sonra da ilçemiz devam etti. Bugünlere geldi. Şu an tanıtım yönünden bayağı bir ilerideyiz ama tesisler yönünde bir gerileme var. Şimdi de Büyükşehir ile birlikte bir atılıma geçtik. Buraya da devlet tarafından onaylanmış bir proje var. Geride kalan bölgeye. O proje ile birlikte Büyükşehir'in de el dokunması ile birlikte belediyemizle birlikte Büyükşehir'in çalışması şu an devam ediyor. Şimdi geçerken göreceğiz zaten. Ordu iline güzel bir turizm noktası kazandırıyoruz. Evet. Muzaffer, bir programda sadece Çamaş Kanyonu boydan boya geçecek olduğumuz, hatta derinliklerine girecek olduğumuz bir program yapmamız lazım. Kesinlikle bu güzellikleri tanıtmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İşte buranın bu güzelliklerini sizlerle birlikte paylaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve bugünkü programımızda bu uzun kanyonun bir bölümünü görüntülemek için kanyonun derinliklerine doğru ilerliyorum. Şimdi kanyonun köprünün olduğu yerden ayrılıyoruz. Kanyonun derinliklerine doğru ilerleyeceğiz sevgili izleyicimiz. Ve bu arada sizlere bir sürprizim de var. Sürprizimin ne olduğunda ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Kanyonun, derenin, dere boyu muhteşem sevgili izleyicilerimiz. İşte bu güzel görüntüleri sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Kanyon boyunca ilerliyoruz ve kanyondan görüntü almanın öyle kolay olmadığını görüyoruz. Kanyonun derinliklerine ilerledikçe sevgili izleyicilerimiz muhteşem görüntülerle karşılaşıyoruz. Gerçekten oldukça etkileyici. Şu anda kanyonda ilerlemiş olduğumuz anlarda bakın nasıl bir derinlik, nasıl bir görüntü var sevgili izleyicilerimiz. Ve bu bölgede sevgili izleyicilerimiz fotoğrafçılar ve doğa merakları her zaman görüntüler alıyor. Bakın burada da burada da bir doğa meraklısı var. Görüntüler alıyor. Kameraman arkadaşımız Muzaffer şu anda o da en iyi görüntüleri almak için gayret ediyor sevgili izleyenler. Onun da nasıl bir yerde durduğuna dikkat edin. Aşağısı olduğu gibi uçurum. Ve o da bu uçurumun hemen yanında, hemen kenarında en güzel görüntüleri alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama işte sevgili izleyicimiz, bu güzellikler, bu doğa, bu görüntü insanı kendisine hayran bırakıyor. Muzaffer zor şartlar altında kanyonun derinliklerinden görüntüler alıyor ve kanyon gerçekten çok güzel. Müzik
bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Şimdi sürprizi açıklama zamanı. Ve bu arada Muzaffer'i çok sinirlendiriyorum. Ve Muzaffer'in sakinleşmesi için elimden geleni yapıyorum. Şu anda kameraman arkadaşımız Muzaffer'i çok sinirlendirdim sevgili izleyicilerimiz. Şu anda kamerayı kaldırıp atabilir bana. Sakin ol Muzaffer, biz bizeyiz. Ortam ne kadar güzel. Burada insan sinirlenir mi? Bir sürprizimiz var demiştik sevgili izleyenler. Bu doğal güzelliği melodilerle süsleyeceğiz. Ve genç bir kardeşimiz var. Genç bir kardeşimiz, benim kadar yakışıklı olmasa bile fena değil. Merhabalar. Merhaba. İsim nedir? Ufuk. Ufuk nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ufuk, yalnız bir şey söyleyeyim. Çok fazla hareket etmememiz lazım. Aynen, burası biraz tehlikesi sıkıntılı. Tehlikesi de var. Biliyorsun riskli bir yer. Hı hı. Kameraman abin de gördüğün gibi çok sinirli. Evet, biraz. Hemen ne yapalım biliyor musun? Söyleyelim gidelim. Söyleyelim gidelim. O modda. Ne söyleyeceksin bize? Şöyle, ordumuzda çekilen Kuzey Yıldız dizisini biliyorsunuz. Evet. Dizimiz Ordu'da ve Türkiye genelinde çok beğenildi. Tutuldu, çok güzel. Aynen. Evet. Ben de birkaç bölümünü izledikten sonra ona bir şarkı yapmak istedim. Ona bir öyle hediye mi etmek istedim. Ha. Yani ordumuzda güzel bir tanıtım yaptılar. Ben de müzisyen olarak onlara bir şarkı hediye etmek istedim. Ordulu genç müzisyen kardeşimiz Umut Giden, Kuzey Yıldızı'na teşekkür etmek için bir şarkı bestelemiş. Onlar nasıl memleketimizi tanıtımını yaptılarsa, evet, onlara teşekkür anlamında dinleyelim mi? Tabii ki de. Dinleyelim. Oturabilirsin, nasıl rahat hissedeceksen. Kameraya biraz artık. Muzaffer, böyle dönelim değil mi kameraya? Biraz dönmemiz gerekiyor. Şöyle. Olur. Bak, kameraman abimiz çok sinirli. İdare et. İdare et. Bak, idare et. Tamam mı? Yüce dağın arkasında vardır küçük bir liman. Gelemem sevdiğim sana, ağlarım dayanamam. Yüce dağın arkasında vardır küçük bir liman. Gelemem sevdiğim sana, ağlarım dayanamam. Kuzey yıldızın aşkı vurdu sahile taştı. Duysun Karadeniz, duysun benim gözlerim yaştı. Kuzey yıldızın aşkı vurdu sahile taştı. Duysun Karadeniz, duysun benim gözlerim yaştı. Açtım kollarımı sana, döktüm kalbimi yollara. Gel sevdum çıkalım da Çambaşı yaylasına. Açtım kollarımı sana, döktüm kalbimi yollara. Gel sevdum çıkalım da Çambaşı yaylasına. Ordunun güzel odur benim nazlı yârim. Duysun Karadeniz, duysun benim gözlerim yaş. Ordunun güzel odur benim nazlı yârim. Duysun Karadeniz, duysun gönlümü ona ver. Ordunun güzel odur benim nazlı yârim. Duysun Karadeniz, duysun gönlümü ona ver. Umut, çok güzel, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yalnız alındım. Neden? Yıllardır, 20 yıldır ben de ordunun tanıtımı için Deretepe her yere gittim. Bir tane aklına gelmedi mi bir beste Ümit abime yapayım diye, köşe bucağı yapalım diye?
Tabii ki de. Bunun için hemen bir ay içinde sana beste yapabilirim. Bir daha abi. Çamaş'a gelmiş olduğum zaman da Köşe Bucak bestesi içinde senden söz alıyoruz. Tamam, söz veriyorum. Sevgili izleyicilerimiz, insanlar beni düşünmüyorsa ben mecburen böyle yüzsüzlükler yapıyorum bazen. Sevmiş olduğumuzdan, nazımızın geçtiğinden çok çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Ben eminim ki çok çok güzel yerlere geleceksin. Artık sana ulaşabilmek için randevu almak zorunda kalacağımıza da inanıyorum ben. İnşallah. Değerli kardeşimiz. Evet sevgili izleyenler, dikkat ediyoruz. Muzaffer, bak senin için şarkılarda çaldık. Nasıl, sakinleştin mi? İyi misin? İyisin değil mi? Bak atlarım, bak aşağıya bak. Üzülürsün sonra. Evet sevgili izleyenler, Çamaş'tayız. Çamaş Kanyon'un derinliklerinde bir yandan müzik, bir yandan bu doğal güzelliklerle sizlerle birlikteyiz. Ufuk Giden kardeşimize bu melodiler için çok teşekkür ediyorum. Ve onu daha güzel yerlerde göreceğimize canı gönülden inanıyorum. Ayrıca kendisinin bizlere Köşe Bucak bestesi yapacağı sözünü de bir kez daha hatırlatıyorum. Kanyonun derinliklerindeyiz ve Muzaffer'in görüntü almak için neler yaptığını, nerelere çıktığını izliyoruz. Ve sevgili izleyicilerimiz, Çamaş Kanyonu'nun derinliklerinde gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar detaylı görüntüler alıyoruz. 4 kilometrelik bir kanyon. Çok küçük bir bölümünü bugünkü programına dahil ediyorum. Ama sadece Çamaş Kanyonu'nu gezmek için daha ayrıntılı, detaylı bir programı başka bir zamanda yapacağız. Şu anda Muzaffer'in görüntü almak için neler yaptığını görün sevgili izleyicilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi o da ağacın tepesine çıkıp görüntü almak için gayret ediyor. Aşağımız olduğu gibi uçurum, görmüş olduğunuz gibi bulunmuş olduğum ağaç Çamaş Kanyonu'nun derinliklerine doğru uzanmış ve işte o ağacın tam üzerindeyiz. Buradan görüntümüzü ve görüntüleri almaya gayret ediyoruz. Muzaffer nasıl, rahatsın değil mi? Ağaca iyi sarıl, sakın düşme. Şöyle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Selçuk, Muzaffer bana diyor ki, Ümit abi diyor, sen dedi şu arkandaki yere çıksana, şuraya çık diyor bana. Böyle bir fikri var. Bugün değil, başka bir zaman çıkacağım Muzaffer oraya. Ama şu anda kendimi çok yorgun ve yaşlı hissediyorum. Fazla vaktimizi geçirmeyeceğiz burada. Yavaş yavaş geri döneceğiz sevgili izleyicimiz. Çamaş'ın başka bölgelerine gitmek için hareket ediyoruz. Kanyonda kısa bir tur attıktan sonra ayrılıp yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzun üzerinde öyle renkli görüntüler var ki durmadan edemiyoruz. İzliyoruz. Kanyon boyu geliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi bir manzara var. Vatandaşın nasıl bir, görmüş olduğunuz gibi, serinleme yöntemi olduğunu görüyorsunuz. Derenin içerisine sevgili izleyenler masalarını koymuşlar. Orada kahvaltı yapıyorlar. Valla burada çay içmenin keyfi de nasıl olur bir bilseniz. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Muzaffer, sen burada kal da. Ben şöyle bismillah atayım, gideyim iki bir şurada. Abi Muzaffer daha varmış orada sevgili izleyicilerimiz. Böyle hazır masa bulduğum zaman bayılıyorum. Gel dostum, gel. Oh! Suya girdik de serinledik. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir keyif yok. Böyle bir zevk yok. Yalnız sosyal mesafeyi koruyalım. Şöyle oturalım. Ekmeği bir alalım. Ekmeğimiz de burada.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben ekmek dedi arkadaşım. Selamün aleyküm. Böyle böyle bir güzellik yok. Evet. Vallahi. Yani tüm herkese de örnek olur. Doğal güzellik. Değil mi? Sizi tanıyalım. Ben Sıcalı'dan, Sıcalı Mahallesi'nden. Buradan isim nedir? Benim Kenan Şahin. Kenan abi nasılsın? İyisin inşallah. Lakabını söyle. Lakabı nedir? Takuro. Takuro. Hangi mahalleydi? Sıcalı Mahallesi, Kemal Sıcalı Mahallesi. Sıcalı Mahallesi'nden Takuro, Kemal abi değil mi? Kenan Şahin. Kenan abi, Takuro. Nereden geliyor bu Takuro ismi? Bu Takuro ismi eskiden dedelerimizdenmiş. Şeyleden, eskiden çok feşermişim şöyle. Her tarafı yıkar yaparmışım. Öyle mi? Tabii, o yüzden. Oradan sana Takuro diyorlar. Takuro takmışlar benim ismimi. Evet. Var mı selam söylemek istediklerini? Selam bütün dostlara, arkadaşlara. Bütün hepsine selam. Sizi tanıyalım. Ben Ali Topuz, Sarıyakup Mahallesi. Yani şu bitişin kenarı. Biz de bu dark yani. Bizi, yakınız diyorsun. Çok yakın, iç içeyik yani. Oh ne güzel. Sizi tanıyalım. Ben Sadık Karakuş, Çavuş. Tabiatın bize vermiş olduğu doğal güzellikten yararlanıyoruz. Memleketin bu güzelliğinden faydalanalım diyorsun. Çok güzel. Evet. Arkadaki detayı görüyorsunuz. Derenin üzerine gelen bir sallanacak var sevgili izleyenler. Evet. Birazdan o sallanacaktan da ben muhakkak sallanırım. Biber yakıyor mu? Kenan abi yakıyor mu biber? Yakıyor abi, yakıyor. Yakacak da yakmayacak da. Çok iki yapalım. Çok normal. Yok. Teşekkür ediyorum. Ben böyle biraz alışıyorum. Tamam. Bu sıcak havada derenin serin sularında kahvaltı keyfi. Müthiş. Ve dahası da var. Hemen yan tarafta dut ağacına asılmış olan kocaman bir salıncak ki dikkatimden kaçmıyor. Ben kanyondayım. Bak şu anda kamera var yanımda. Şimdi sevgili izleyenler, dereye uzanmış olan bir salıncak var. Bu salıncakta sallanmayı düşünüyorum. Kemal abi, yalnız bir şey söyleyeceğim. Kırılmaz, eminsin değil mi? Yok abi, ben seni. Ben yürürken beni dert edersen. Ama açalım bunu. Niye böyle bağlı ya? Açalım. Abi çevirelim. Doğru diye. Abi çevirelim. Evet, çevirelim daha doğru. Oradan oluyor mu? Olmaz olur mu? Yapmış adam bak, iliye. Bayağı kırıldığı için. Kızlar sana bunu açmadın evvel, kendi gönlünü bindin yani ödeyecekine. Hah, bak şimdi. Ya bu yamuk ama ya. Yamuk olsun, yamuktan bir şey olmaz. Aa buradan, aha burası iyi. Yok abi ya. Adamım. Sen de diye. Bu diye hafif adam. Bu diye ben 100 gram. Yalnız bu yamuk ya. Yamuk olsun. Ya yamuk diye işi oluyor mu ki öyle? Olur bir şey olmaz. Düzelt nasıl düzeltsen. Önce salıncak acaba güvenli mi? Binsem mi diye düşünürken namı diğer Takuro Kenan abi salıncağı binebileceğimi ve bir şey olmaz korkma sözleriyle bana güven veriyor. Bir şey olmaz diye bana güvence verdiler. Ben Takuro abiye güveniyorum sevgili izleyicilerimiz. Takuro abiye görürsen çok cennete gidersin. Takuro abim buranın en güvenilir insanıymış. Dedi dedik. Söyledik. Hiçbir şey olmaz dedi. Takuro abi eminsin değil mi? Eminim abi. Öbür tarafta konuşuruk. Öbür tarafta. Ben öbür tarafa gidiyorum. Hadi bismillah. Öbür tarafta konuşuruk. Sevgili izleyicilerimiz. Ya güzelmiş. Oo ya. Hadi bak. Vallahi güzel bir şey değil mi? Çok güzel. Allah Allah. Takuro abi dönüyorum. Ne oldu bana? Abi sen akşamdan kalmasın. Onun için dönüyor senin başın. Uyup bile durması var. Tabii. Şöyle böyle. Çok güzel. Ben biraz daha yukarıdan bineceğim bura. Ayakta bin ayakta. Evet. Ayakta bin daha güzel olur. Aman aman. Bak. Vay maşallah. Vallahi maşallah. Adamı nazar ama maşallah dedin adama. Maşallah. Allah'ım ya Resulallah ya. Sen Mustafa. Tamam, bir kere ne dersin ya? Ben sallanamıyorum ya. La sallanamıyor. İstiyorsan seni buraya çıkarırız. Yok. Suya vur suya. Ayaklarını suya vur ayaklarını. Sen suya. Sakın vurma ya, taşa vurur. Buraya geldi taşa vuruyor. Yavaş aman. Maşallah güzel gidiyorsun yani ha. Öyle. Güzel
güzel. Oh. Rahatladın mı şimdi? Güzel güzel. Takur abi mikrofonumu alabilir miyim? Buyurun abim buyurun. Teşekkür ederim efendim. Çıkarken çok korktum sevgili izleyenler. Kemal abi değil mi? Takur abi. Haymazlık Kenan abi Takur abi. Takur abi Kenan abim dedi ki hiçbir şey olmaz dedi. Baktım adama. Bu adam güvenilir adam dedim. Bu adam doğruyu söylüyordur dedi. Onun sözüne güvenerek saldım aşağı kendime ve çok da mutlu oldum. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Çocuklar gibi eğleniyoruz. Sırayla salıncağa binip keyfini çıkarıyoruz. Dere içinde kahvaltı, salıncakta sallanma derken yine o bölgede Çamaş Belediye Başkanımız Mahmut Ayparçası ile karşılaşıyoruz ve kendisiyle Çamaş üzerine kısa bir sohbet yapıyorum. Öylesine güzel yerler ki sevgili izleyenler, hem kanyonun derinliklerini gezdik dolaştık, hem serinledik, hem de çocuklar gibi sallanacakta sallandık. İşte arkada görmüş olduğunuz gibi bir yandan da Muzaffer sallanıyor sevgili izleyicilerimiz. Ve yanımızda Çamaş Belediye Başkanımız da bizlerle birlikte yanımıza. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Başkanım harika bir doğa, evet. Harika bir coğrafya. Evet. Muhteşem bir kanyon. Aynen. İnsanlara serinleyebilecek olduğu, dinlenebilecek olduğu bir bölge. Neler söyleyeceksiniz buralarla ilgili? Burası Çamaş Kanyon. Kanyonumuz gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi muhteşem. Kanyonumuz bir cazibe merkezi olmaya doğru gidiyor. Burada tabii tesis eksikliklerimiz var. Onları tamamladıktan sonra çok daha güzel bir hal alacak. Biz belediye olarak burada 20 dönüm geri özel şahıslara tahsis ettik. Evet. Onlar tarımsal ve kırsal kalkınmadan hibe aldılar. 2 milyon civarında bir rakam burada yatırım yapılacak. Bungalovlar olacak, efendim restoran olacak, park alanı olacak, çocuk oyun grubu olacak. Onun dışında Büyükşehir Belediye'mizle beraber gezdik gördük. Evet. Orada bir yürüyüş yolu yapıyoruz şu anda. Altyapısını biz yaptık. Üst yapısını da Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e çok çok teşekkür ediyorum. Hassasiyetinden dolayı. Burayla çok ilgileniyor. Evet. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Bunun dışında Çamaş Belediyesi olarak yine kanyonun bir tarafına biz Dokapa proje yaptık. Evet. Bu projemiz de kabul edilirse yine o tarafta da yürüyüş yolu, zipline mi deniliyor? Zipline başkanım. Zipline var, yürüyüş yolu var, karşıdan karşıya geçme köprüler var. Ne güzel. Yine bu kanyonumuzda çok güzel şelaleler var. Altına girseniz evet. Güzel bir masaj yapar size. Göller var. Bir de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu kanyonumuz yani Dere Kanyonu Gürgentepe'den bu tarafa Çamaş'a yani 50-60 kilometre mesafeden gelen bir su. Ve dağlardan fışkıran kaynak sularından oluşuyor. Temiz sular yani. Suyumuz çok temiz. Evet. İçilebilir düzeyde. Derecede güzel. Ve hiçbir kirlilik yok. Evet. Yani bu hat boyunca. Bu arada son olarak tekrar şunu ifade edeyim. Burası Turizm Bakanlığımızca en uzun dere kanyonu olarak da tescil edilmiştir. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Turizm Müdürümüz Uğur Toparlak kardeşime evet. Çok teşekkür ediyorum. Söylenecek bunlar. Peki başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Ben de doğa severleri Çamaş'ta bekliyorum. Çamaş Kanyonu'nda bu bölgelerde gezmeniz lazım sevgili izleyenler. Muhteşem bir coğrafyası var. Başkanım
bir şey söyleyeceğim size. Şu anda bizleri çamaşır hemşehrileriniz izliyor. Onlara bir mesajınız var mı? Tüm Türkiye'deki çamaşırlı hemşehrilerimize var mı bir mesajınız? Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çamaşır. Ve bütün Türkiye'de bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı kanyonumuza bekliyoruz. Ayrıca bir şey daha ifade edeyim. O da şu, bu şekilde bizim pek çok deremiz ve kanyonumuz var, şelalelerimiz var. Sırasıyla bunları insanlarımızın hizmetine sunacağız. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok, çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Köşe Bucak programında Çamaşır'ın derinliklerinde gezmeye devam ediyoruz. Kanyondan ayrılıp yol boyunca ilerliyoruz ve kiraz ağaçlarında kirazları görünce durmadan edemiyorum. Kiraz mevsimi geldi. Merak edenler varsa gördüğünüz gibi kiraz ağacında kiraz toplamları burada görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Selamün aleyküm. Selam abi, merhaba, hoş geldiniz. Dikkat et kendine. Yok abi, sıkıntı yok. Bak kiraz ağacı gevrektir. Doğru söylüyorsun abi. Sonra düşersin aşağıya. Yer yakın abi, bir şey olmaz. Öyle mi? Selamün aleyküm. Sen kimsin? Baba. O baban mı senin? Ha. Ne yapıyor baban orada? Kiraz topluyor. Kiraz topluyor. Ha. Sen niye toplamıyorsun kiraz? Baba çıkarmıyor. Babası niye çıkarmıyorsun bu çocuğu ağaca? Ufak abisi, düşer o. Düşer diyor baban, doğru söylüyor ama. Benim topladığımdan yesin. Öyle mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen şarkı söyleyebiliyor musun? Dala. Ben dala çıkıyorum diyorsun. İyi tamam, o zaman sen dala çık. Dikkat et, tamam, düşme. Tamam. Adın ne senin? Burak. Selam, el sallamak ister misin kameraya? Bay bay yap oğlum. Hadi el salla kameraya. Sen de sallamak ister misin? Yalnız sallarken düşersin bak. Yok abi. Gördüğünüz gibi vatandaş ağaçta. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Selçuk, bunu böyle iyi asıyorsunuz da. Sen. Ağaca çıksaydı dalı niye kopardınız ki? Bu şey dalı eğerken biz Ali abi şey yapmış, koparmış. Koparmış. Koparmış mı? Bu bilmeden kopmuş. Bilmeden, istemeyerek. İstem dışı. İstem dışı mı? Bu yalnız Ali, yalan söylemeyi de hiç beceremiyorsun ha. Ali abi, bu şal kiraz mı? Afiyet olsun. Kirazın cinsi ne, cinsi? Er kiraz abi. Er kirazmış. Hmm. Ancak böyle duyulur, yoksa duymaz. Ha? Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, köy yerde, köylük yerinde böyle telefona neyim hiç ihtiyaç yok. Buradan mesela kirazın cinsini soracağız. Sor bir daha kirazın cinsini. Ali abi, cinsi neydi bunun? Şal kiraz, şal. Şal kirazmış. Tamam. Gördüğünüz gibi ok de eko yaptı. Emoji koy altına, gülme emojisi. Gördüğünüz gibi gel, sen de ye, gel. Gel dekana, gideceğim mi? Gel. Babam alıyor diyorsun sen değil mi? Diyor babanın, bizim bir ağacımız var diyor. Ağacı bol, bol var orada. Aslan ağaç yer. Nasıl, anlamadım? Aslan ağaç yer aslanma. Baban sana ağaçtan kiraz atıyor öyle mi? Hı. Gel şöyle yanıma, gel şöyle bir ya. Gelsene şöyle. Sohbet et. Gel. Söyle, çak bize şarkı söylüyor. Ağaca çıkıyor mu? Çok sinirli yalnız. Babası kendini ağaca çıkartmadığı için çok sinirli sevgili izleyicimiz. Tabii şimdi fındık ağacına çıkarak başlayabilir. Daha sonra ağaçlar büyür. Köyde kirazlar sevgili izleyenler. Her şey zamanında güzel. İşte köyde kiraz, erik, dut, taflan, dut. Bunların hepsi ağaçlarından toplayarak yeri sevgili izleyenler. İşte çarşılara gidip de sevgili izleyicimiz pazar pazar gezmiş olduğumuz, bakın burada arepte bulamadığımız pancarlarımız var. Lahanalarımız var değerli izleyicimiz. İşte bunların hepsi köyde ne yapıyoruz? Bunları hemen yetiştirebiliriz. Yoğurt olan bir kilo hemen yiyelim. Tabii tabii. Hemen burada kara pancarımız. Çorbasını yap. Anne, sarmasını yap. Ne dedi? Ne? Bakkaldan yoğurt alıp ya, köye bak, geleceğim bakkaldan. Bak yoğurt. Muzaffer doğru söylüyor, seni yakaladı. Diyor ki köydeki yerdesin, köyün doğallığını anlatıyorsun, bakkaldan yoğurt alıyorsun. Ama ben bunu ama bu adam İstanbul'da yaşıyor. Hayır ben isteyerek dedim, çünkü her evde bir inek yok. Köyün ortasında bir evde bir inek var.
Kırkhaneye nasıl yetsin o bir inek? Burada herkesin ineği var mı? Var abi. Herkesin? Evet. Yalan çıkarmayın bana ağzına. Sen burada yaşamıyorsun demek yani. Ben şeyde yaşıyorum. Bayağı uzaklaşmışsın sen. Ben Sakargeriş'te yaşıyorum. Sevgili izleyicimiz, önceden köylerde her evde ineklerimiz olurdu. İşte eriğimizden tut da domatesine kadar her şeyi köylerde yetiştirdi. Yani derler ya, kokulu kokulu organik. Yani. Gel. Selamün aleyküm. Gel gel. Çayını da getir gel. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Biz Ahmet abiyle akrabayız zaten. Akraba mı? Belki beni tanımaz. Yalnız Ahmet abin köyden çok uzaklaşmış. Aynen. Hiçbir bilgisi yok. Doğru. Köyü unutmuş, tamamen unutmuş. Aha bu gelin de geliyor sevgili izleyicimiz. Bakın burada gelinimiz de var. Gel buraya gel gel. Gel. Burası tam olarak neresi, bize söyler misiniz? Burası tam olarak da şey yani merkez giriş yani. Merkez giriş. Evet. Peki evet. Bunlar kim? Bunlar benim torunlarım. Torunları mı? Evet. Yalnız bu torun çok umut vaat ediyor, çok çalışkan. Aynen çok. Ağaca çıkamadım diye üzüldü sevgili izleyenler. Bıçkıyı eline aldı. Yol kenarındaki otları yolu görüyorsunuz. Ne kadar çalışkan bir çocuk sevgili izleyicilerimiz. Çok çalışkan. Evet. Gel, senin adın ne? Hüsne Gül de. Hüsne Gül. Evet de. Kız bu elbiseyi niye giydin sen şimdi böyle? Düğün mü var söylesene. Yok de. Düğüne mi gideceksin sen? Yok de. Alo. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ha. El sallamak ister misin? Salla ha, bay bay yap ha. Bye bye. Hadi bay bay yap hadi. Evet. kameraya evet. Alışık değil. Kardeşler değil mi? Evet kardeşler. Abisi mi? Abisi. 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 Ama abi çok konuşkan. Abin her şeyi söyledi. Sen söylemiyorsun. Niye? Olsun olsun. Var mı selam söylemek istedikleriniz? Kime selam söyleyeyim? Hep İstanbul'dakilere. Selam diyorsun. Cümleden selam. Şu ağaçtaki kim? O benim oğlum. O senin oğlun. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Demin ağaçta hem bize konuşuyor hem de şey değil mi? Şey toptu. Yaştan beri alışkınız biz burada. Evet. Düşer diye korktum. Yok düşmez. Alışkın mı? Evet. Evet. Siz de toplayabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Kiraz. Oh. Evet. Ama ne kadar güzel kirazlar. Evet. Çıkın toplan. Dikene de dua edin. Diken toprak oldu. Öyle mi? Kim evet. Dikti? Kaynatam dikti rahmet. Öyle mi? Dikti. Allah rahmet eylesin. Bak bir şey söyleyeyim. Bizim de ağacımız, arabamızda bir tane armut ağacı var. Fidanı var. Biz de onu dikeceğiz. İnşallah o da... O şimdi tutmaz ki. Niye tutmuyor? Zamanı geçti şimdi hani. Yaprak açmıştır yani. Yaprak açmış. Bu arabanın evet. İçerisinde tutmaz doğru mı? Diye. Yaprak açmış tutmaz. Nasıl? Tüplü mü? Evet. Ha. Ha. O zaman tutar. Ha yani ha. O zaman biz tutar. De aynı şey diyoruz ki fidan dikildiği zaman bakın gelecek nesiller ondan meyveler topladığı zaman sizlere dua eder. Siz nasıl kiraz ağacının dikenden Allah razı olsun diyorsanız evet. Aynı şekilde evet. Buradan da fidan dikmeyi de teşvik etmiş evet. Oluyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Var mı selam söylemek istediklerin? Selam söyledim ev cümlesine. Herkese mi diyorsun? Evet, tamam. Herkese. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşça kalın. Sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi kiraz vaktinin geldiğini de burada belgelemiş olduk. Programımızda Muzaffer çok yorulsa da ona takılmadan edemiyorum ve konumuz makro çekim teknikleri. Çamaşır'da gezip dolaşıyoruz sevgili izleyicimiz. Bugün bizlere eşlik eden arkadaşımız Selçuk da var. Selçuk gelsene mi? Gel. Bugün programın başında bir konudan bahsettik. Teknik bir terimdi. Evet. Muzaffer her şeyi çok iyi şey yapıyor ama makroda biraz zayıf demiştik. Makro nedir? Nasıl yapılır? Abi, anlat. Nasıl yapılır biliyor musun? Mesela göster. Şimdi, şu çiçekte göster mesela. Çiçekte nasıl göstereyim? Şu çiçeği detaya alırken arkadakini flu'dan nete döndürmek. Buna makro diyoruz. Buna makro diyoruz. Evet. Muzaffer bu konuda biraz... Muzaffer abi bu konuda tecrübeli tabii. Zayıf mı bu konu? Yok bence tecrübeli. Öyle mi? O zaman tezim makroya bakayım şöyle. Kesme. Yayını kesme. Şuradan bir makro yap Muzaffer. Bak bakışa bakar mısın? Muzaffer bak bilmemek önemli değil. Öğrenmemek ayıp. Ben de birçok şey bilmiyorum ve bunları öğreniyorum. Değil mi? Evet. Şimdi sevgili izleyicimiz
makro nasıl yapılır? Bir makro örneği sizlere verdikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Sakın ha makroyu sanmayın ki böyle örgü örerken bir örnek modeli değil sevgili izleyicilerimiz. Şu anda çok ince bir hassas bir makro çalışması yapıyoruz sevgili izleyenler. Sessiz olmak lazım. Bakın şu anda öndeki çiçekleri fulya düşürüp arkadaki çiçekleri gösterecek. Eğer oluyorsa olmuştur. Olmuyorsa olmamıştır. Takılıyoruz tabii ki. Nerede? Değirmen uzak mı? Biraz var abi. Aşağıda değirmenimiz var. Değirmene doğru ilerliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Rehberimiz bizi bir köye ve köyün eski değirmenine getiriyor. Sohbet ederken köyün ismi konusunda sohbet oldukça derinleşiyor ve oradan da mevzu lakaplara kadar geliyor. Rehberimiz yanımızda. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir değirmen var. Şu anda çalışmıyor. Önemli değil. Ama çok güzel bir köprüsü var. Ceviz ağacının hemen dibinde. Rehberimiz ve yanımızda da büyüklerimiz de var. Kamerayı açmadan önce burada bir tartışma vardı. Mahallenin ismi konusunda bir tartışma vardı sevgili izleyicimiz. Şimdi kameralar karşısında bu tartışmayı ben yeniden açacağım. Mahallenin ismini öğreneceğiz. Neydi mahallenin ismi neydi? Mahallenin ismini yanlış yazmışlar. Girişte gördünüz değil mi? Ne yazmış? Pıstılo. Ya. Pıyla pıyla. Öyle değil aslında. Pustulo. Pıstılo. Ama pustulo. I değil de uyla olması lazımdı. Tamam söz hakkı hemen tabii, geçelim. Tabii, tamam söz hakkı. Amel abi ne diyorsun? Doğru mu söylüyor? Doğru söyledi. Doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Peki daha önceden ama de bak. Daha öncesini Ahmet abi biliyor. Daha öncesi bundan çok öncelerde Çavuşoğlu mahallesiymiş. Yani şimdi mahallenin adı Pıslıoğlu mu, Pusluoğlu mu, Çavuş mu? Pıslıoğlu. Pıslıoğlu. Evet. Nereden gelme bu Pıslıoğlu? Hani bildiğimiz böyle puslu havadan mı gelme acaba? Yok hayır dedemden doğru gelme. Nasıl yani? Dedemin lakabı. Dedemin lakabından. Ha dedenizin lakabı köye mi verilmiş? Evet. Öyle mi? Ha, mahalleye verilmiş. Dediniz o zaman burada bilinen, bildik bir kişi. Tabii bilinen bir kişi. Nur içerisinde yatsın. Hakimiyet. Evet. Siz ne diyorsunuz? Biz diyeceğim bir şey. Hani arkadaşların dediğine katılıyoruz. Mahallenin ismi nedir? Onları bildiğinden biz de onlardan öğrendik. Ne biliyorsak? Ne öğrendiniz mesela? Pıstıloğlu Mahallesi diye. Pıstıloğlu. Evet. Aynen öyle. Pıstıloğlu Mahallesi. Pıstıloğlu. Yalnız burada işte bir karışıklık var. Pıslıoğlu mu, Pusluoğlu mu? Puslu. Yani uyla. Puslu. Öyle değil. Puslu. Evet. Bize lakabımıza Pıslıoğlu'lar dedikleri için biz Pıslıoğlu Mahallesi biliyoruz. Hani sizin isminiz nedir? Benim ismim Cemil Mutlu. Ya nedir? Pıslıoğlu Cemil Mutlu böyle mi? Yani şöyle de diyebilirler. Pıslıoğlu Cemil. Pıslıoğlu Cemil. Evet o yüzden Pıslıoğlu Mahallesi. Şu anda yanımızda Pıslıoğlu Cemil. Pıslıoğlu Ahmet amca. Yaşar. Pıslıoğlu Yaşar. Bu yeni kuşak. Sen ismin ne? Yunus Can. Şimdi Yunus sana öğretmenin dediği zaman adı ne dediği zaman öyle benim adım Yunus Can demeyeceksin. Ben Pusluoğlu Yunus Can. Aynen. Öyle diyeceksin. Mesela kızlar geliyor sana soruyor tanışmak istiyor seni. Yakışıklısın ya. Aynen. Soruyorlar adı ne diyorlar. Diyorsun ki ben Pusluoğlu Yunus Can. Böyle tutman lazım. Böyle mi yapıyorsun? Yani bazen. Bazen diyorsun. Peki sevgili izleyicimiz ya köylerimizdeki insanlar bölgedeki insanlar gerçekten lakaplarıyla güzel böyle çok çok daha güzelleşiyor şakalaşıyoruz takılıyoruz hepimizin köyde lakapları var tabii ki benim de var var mı lakabın var neden Mehmet Gilin Ahmet Mehmet Gilin Ahmet Ahmet Mehmet Gilin Ahmet babamınki de Mehmet Gilin Mehmet'ti evet dedeminki de Mehmet Gilin Mehmet'ti. Mehmet yani, Gilin. Evet. Allah Allah çok karışık. Evet böyle Mehmet babadan evlade giren. Burada şeyi yaşatmak için sülalenin şanını adını yaşatmak için her bir nesilde bir oğlun adı gelmiş. Dededen kalma. Bana da Kelloğlu Giller'den Ümit derler. Benimki de yok, bu, buradan geliyor. Bunda bir aktör duruşu var. Değil mi? Yok. Aktör. Bizim sülalede şeyden gelme. Gürcistan'dan gelme, Bazalizoğlu derler. Oradan gelme, annem tarafının. Öyle hepimizin lakapları, sülalenin daha doğrusu lakapları vardı. Dedim ya, yani onlarla beraber çok çok daha güzel oldu. Çok güzel bir köprü var. Bildiğim kadarıyla işlemiyor. Asma köprü ve bedava geçmek. Biraz olduğu için. Şu anda yağmurlu havada olsaydı işleyecekti. Öyle mi? Evet, çok güzel. Şöyle geçelim bakalım. Güzel memleketimin güzel insanları. Özellikle köylerde hangimizin lakapları yok ki?
Köylerde soy isimlerden ziyade lakaplarıyla tanınır insanlar. Lakaplar konusunda bu keyifli sohbetten sonra önce değirmene, oradan da geri dönüş yoluna başlıyoruz. Ve sonraki durağımız ise küçük bir şelalemiz var. Onun görüntülerini almak olacak. Arada sırada böyle geliyor, ne yapalım? Heh. Ama ben gençleri aradım yalnız, ben şey geçmedim. Ben geliyorum dedim. Memleketim tanıtıyorum değil mi? Arkadaşlarım da burada tanıtıyorum. Nasılsın, iyisin değil mi? Şelaleye az bir yolumuz var. Şelalenin hemen önündeyiz. Yolun hemen kenarına yaklaşık 150-200 metrelik bir mesafede ağaçların arası ormanların içerisinde akan küçük bir şelale var. O şelaleyi görmeye geldik. İşte şimdi şelale hemen arkamızda. Küçük bir şelale ama sıcak bir hava vardı. Buraya girdiğimizde belki de hava 2-3 derece daha serinledi. Daha serin bir hava değerli izleyenler. Ama oldukça şelale küçük olsa da otantik bir ortam, farklı bir kaya yapısı ve oradan dökülen bu şelale sevgili izleyenler, biraz daha derinliklerine doğru ilerliyoruz. Şelalenin görüntülerini aldıktan sonra rehberimizin köyüne gidiyoruz ve köydeki caminin hemen yanındaki dut ağacından dut dökmeye başlıyoruz. Kuzköy'deyiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biraz önce kiraz topladık, şelaleye gittik. Bugün çok iş yaptık aslında Muzaffer. Gerçekten. Şimdi biraz sonra programımızın finalini yapacağız ama önce dut toplayacağız, dut dökeceğiz sevgili izleyenler. Dut dökmek için ne lazım? Dut dökmek için ağaca çıkması gereken birisi lazım ve bize tam 4 kişi lazım sevgili izleyenler. Neden 4 kişi lazım? Çünkü sermemiz gereken bir sergen var ve sergenin her kulağına tutması gereken de birisi var. 3 kişi olduğu zaman zor oluyor. 4 tane yiğit lazım. 4 tane yiğit lazım şimdi. Evet.
Şimdi ben var, sen var. Arkadaşımız dut kim dökecek? Sen dökemezsin. Sen ağaç çıkarsan ağaç kırılır zaten. Öyle mi? Sen döker misin? Selçuk gel. Siz çıkmayacak mıydınız? Nereye? Ağaca. Ağaca mı? Evet. Ben bugünlük yükseğe çıkma şeyimi doldurdum. Bir de başkasının ağacına ben çıkmam. Şimdi sevgili izleyenler, Sergen küçükmüş zaten. 3 kişi de bunu idare ederiz. Sadece yiyebilecek olduğumuz kadar sevgili izleyenler. İşte görmüş olduğunuz gibi bu dutu buraya dikenden Allah razı olsun sevgili izleyenler. Programımızın finalinde biz de ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim de bir meyve ağacımız var. Her program bir fidan diyerek fidan dikeceğiz. Toprakları fidanla buluşturacağız. Ve finali o şekilde yapacağız. Dikkat et, düşme. Bunu rahmetlik büyük babam Mehmet Kocaman'a dikti. Öyle mi? Evet. Burada evi vardı rahmetlinin. Evet. Siz iki köşeye gidebilirsiniz. Karadut çok şey yarışlıdır. Evet. Biraz da şey yapar. Yedikten sonra çılgınlaştırır. Nasıl? Tabii şey yani zıpkın gibi. Zıpkın gibi yapar. Evet. Birkaç program daha çekebiliriz. Burada. Evet. Bizim oradaki programların öyle dutların öyle çılgınlaştırma huyu yok ama sizin buradaki Kuzköy'deki dutlar böyle bir etkisi varsa bilmiyorum. Karadut. 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 Hadi vur, ya, vur dalları. Gel şöyle gelse. Yaşlı salla yaşlı. Gel. 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 Az daha. Selçuk gel. Tamam. Ağız al, dur. Orada. Hadi. Tamam. Bilmeyenler tamam. Dutu şeyin üzerinde kalırsa dut da gezi de çıkmaz. Az geri gel. Gel. Az geri gel. Gel. Selçuk kafanı koru. Gördüğünüz gibi bir uyanık benim sevgili izleyicilerimiz. Dut dökmeden kendimi ne yapıyor? Vur. Gerdür. Gerdür. Dur az. Az daha geri geliyor. Gel. Neredesin sen? Gel buraya gel. Kaan yetiş şuraya. Yetiş. Tut. Şunu bir kulağından tut bakayım. Şuradan tut. Burayı tut. Tut. Tamam abininkini tut. Kaan çek. Tamam mı? Çek Kaan. Tamam. Selçuk gir altına. Az bu tarafa gelin. Gel. Tamam. Kaan gir bu tarafa. Gerdirsene Kaan. Kaan gerdir şunu. Eyvah. Dutlar yere döküldü. Ağacın dibine doğru. Şimdi. Selçuk gerdir. Kaan tele yaklaşsana. Tele yaklaşır. Hadi Kaan oğlum. Evet. Biraz daha arka tarafı. Tamam. Yerde kalır. Tamam. Salla. 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 Gelecek. Bir saniye. Biraz daha bu tarafa ağaca doğru yaklaşır. Hangi? Buraya ağaca doğru mu? Tamam, ağaca doğru. Yaklaş ağaca doğru yaklaş. Tam kazığın dibine git Kaan. Dur. Vurmadan önce söyle. Tamam. Eyvah. Bir saniye. Sergen açıp dut döküyoruz ve dut lekesi çıkmaz. Bunu herkes bilir. O yüzden dut dökerken iyi saklanmak lazım. Kaan git öbür tarafa. Kaan git öbür tarafa. Sen nereden tarafı? Tamam Kaan git. Git kazın yanına kadar git Kaan. Evet. Evet başlıyoruz. Bekler tamam. Çok güzel. Tamam. Üst tarafta dallar tamam. Başka dal da mı var? Aşağı tarafa giden dallar var 2-3 tane. Ya pekmez yapmayacağız. Altı üstü yiyeceğiz biraz. Yeter bu kadar. Yetmez mi? Görüşüyorsunuz da giderken. Muzaffer yeter mi bu kadar pekmez? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk. Abi. Sağ olsun. Dudu döktükten sonra geldin sen de. Zeki abi sen çok uyanıksın. Evet vallahi Zeki abi. Abi içeride bunu poşete alırız. Tamam. Evet tamam yeter bu kadar. Ha? Getireyim mi size? Var temiz poşetimiz var evde. Tamam. Geriye bırakın da gömülün değil mi? Ha? Nasıl tadı? Bakıyoruz. Abi tamamıyla organik ilaç falan var. Biz buradaki meyvelere ne ilaç vururuz ne de gübre atarız. Thank you.
Dutları döktükten sonra programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama programımızı bitirmeden önce yapmam gerekli olan çok önemli bir şey var. Sevgili izleyicilerimiz, fidanımı aldım. Güz armudu. Bu fidanı şimdi dikeceğiz değerli izleyicimiz. Her programda bir fidan dikiyoruz. Her program bir fidan sloganıyla fidanları toprakta buluşturuyoruz. Ben eşeyim istersen. Aha eşeyim ben, biraz eşeyim ben. Oraya mı yukarı mı? Ya fark etmez, gitsin mi? Orada aynı. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Az da benzerin çevresi olacak da. Oradan yola girmesin. Evet, her programda olduğu gibi bu programda da fidanlarımız yanımızda ve her program bir fidan diyerek fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bu arada yeter bu herhalde. Yeter yeter. Burada mı çıkartırsın? Sen çıkart onu. Hop. O da çaldı. Sevgili izleyicilerimiz, programlarımızda fidanlar dikiyoruz. Her program bir fidan. Önce Kumru'da, sonra Gülyalı'da, şimdi de sevgili izleyicimiz Çamaş'ta, Kuzköy'de 3. fidanımızı dikeceğiz. Fidanımız sevgili izleyicimiz Güz Armudu. Şimdi bu armudu buraya dikeceğiz. Evet. Gidip gelirken insanlar bu armuttan alacaklar. Hep konuşalım. Büyüdüğü zaman diyecekler ki Allah razı olsun diyecekler, evet, diken, değil mi? Dikenden, getirenden, sebep olandan sebep Allah razı olsun. Herkesten. Ve insanlar şimdi ağaçları kesiyor. Biz de tam tersini ağaçlarımızı dikelim. Tabii. Meyve ağaçları, dedelerimizin diktiği ağaçlar hala var. Bizler de artık bu alışkanlığı edinmemiz lazım. Tabii, tabii ki, tabii ki. En iyisi bu. En doğrusu. Ve sevgili izleyicimiz, bizim de dikili bir ağacımız olsun. Evet. Ve bu şekilde bizler de ağaçlarımızı dikeceğiz. Bu da meyve ya, meyve de. İnsanlar hep artık faydalanacak. Artık siz de bizim köyümüzün bir bireysiniz. Evet. Köyde benim bir dikili ağacım var. Evet. Buraya geldiğim zaman sen kimsin, niye geldin, ne yapıyorsun demeyin. Bu armut benim her zaman alma hakkımız var. Poşetle beraber koy aşağıda. Evet. Orada. Evet. Tamam. Şöyle, dur, tamam. Poşetle koyalım. İşte. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Şimdi poşeti alacağız şimdi. Poşeti almamız lazım. Az. Lütfen biraz yardımcı olabilsek sana. Tamam. Şimdi buradan. Kendi elleriyle dikmek istiyor. Ben onu anladım. Evet. Benim de bir dikili ağacım var. Şimdi az şöyle yukarı baksa daha iyi olur, değil mi şöyle? Nasıl? Şöyle yukarı baksa daha. Evet. İyi böyle. Tamam. Vallahi ben diktim. Siz tamam. Nereye bakması gerektiyse ona tamam. Baktırın. Tamam. Şimdi biz onu şey yapalım. Düzeltirik. Abi bir ip bağlarız. Heh, aynen öyle. Dibine ben kasıp çakıp bağlarım. Şimdi onu dibine biz yağmurdan, rüzgardan sallanmasın evet. Diye ip bağlamak istiyoruz. Evet. Bağlarız. Toprağı da yalnız çok güzel. Çok güzel oldu. Toprak da güzel. Çok da şey yapmamak lazım. Zaten burası armut yanı. Sen gelecek sene geleceğim burada bunun meyvesini yiyeceksin Allah izin verirse. Elbette olur. Bu döker bu. Her programımızda İnşallah bir fidan dikerek bu konuda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizleri destekleyen herkese teşekkür edip bir fidan da siz dikin. Fidanları toprakla buluşturun çağrımızı yineliyoruz. O evvelallah tutar yani his. İnşallah. Şey yapmaz o. Dibinde o toprağı var onun ya. Şaşmaz. İnşallah bu armut 100 yıl burada yaşar. İnşallah. Sizin isminiz de 100 yıl yaşar. Ben size önce elinize dökeyim. Yok. Elinize al bir şey. Tamam olur. Daha güzel olur. Evet. Can suyumuzu da evet. Bu şekilde. Bundan sonra kendi şeyinize. Döküyoruz. Kurda kuşa, her şeye. Kurda kuşa, herkese yem olsun. İnşallah. Evet. Teşekkür ettik. Sevgili izleyicilerimiz, Kuzköy'de fidanımızı diktik. Güz armudu. İnşallah güzel meyveleri olur. İnşallah. Çocuklarımız, torunlarımız bunlardan faydalanır. Belki biz bunun büyüdüğünü, meyveler verdiğini göremeyeceğiz ama bir sonraki kuşak
Yoldan geçende. Buna faydalanır. Yoldan geçen de bundan faydalanır. Fayda yol kenarında yer. Zaten. Evet, yolun kenarında. Herkes de bundan faydalanır, yer. Çok evet. Evet sevgili izleyicimiz, bugünkü programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta nerede olacağız, nereye gideceğiz hiçbir fikrimiz yok. Bilmiş olduğumuz tek bir şey var sevgili izleyicimiz. Memleketimizin güzel bir köşesine sizlerle birlikte olacağız ve fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmet abi, buraya gelmemize vesile oldun bizlere. Ben çok teşekkür ediyorum elinize ayağınıza. Televizyonumuz Tevelli 2'ye çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundan bütün değerli mesai arkadaşlarıma, hepsinize. Şeker tadında güz gülleri gibi hiç baharı yaşamadım ama bunda baharı yaşarız. İnşallah. İnşallah. Ve Muzaffer, yerini unutmayız bunu. Ahmet abinin hemen evinin yanında. Evet. Ara sıra bir soru sana sorarım. Bunun yanına bir tabela yaptırıyorum. Evet. Şuraya dikiyorum. Evet. Bizim armut ağacı ne oldu diye ben sana sorarım zaten. Bir ağacım var. Evet. Var buradan, sonra burada. Hey gidi. Gözlerim ne oldu? Gözlerim. Bugünkü programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Programımızı bitirdik. İşte bu güzel manzarayı seyrederek sevgili izleyicimiz, haftaya görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Atmaca rüzgarla yarışırsın, sevdayım sen seni, ben onunla yaşar mısın? Gökte uçan atmaca rüzgarla yarışırsın, sevdayım sen seni, ben onunla yaşar mısın? Yayla çiçeğim benim, çiğ düşmüş yaprağına uzak. Yılmaz Meşrubat Köşe Bucak programını sundu.